Herkese merhaba. Ankara Kitaplığı'nın Söyleşiler dizisinden birinde bugün moderasyon görevi bana verildi ve bundan dolayı çok büyük mutluluk duyuyorum. Çünkü benim de hayranlıkla okuduğum, kendi hayatımda ve yazdıklarımda çok tatlar bulduğum çok sevgili Nermin Bezmen'i misafir ediyoruz bugün Ankara Kitaplığı olarak. Eğer pandemi koşullarıyla bu seviyede mücadele ediyor olmasaydık, aslında şu an fiziksel olarak sizinle çok yakınız. Aramızda sadece bir sınır kapısı var. Yüz yüze bu görüşmeyi, buradaki dostlarla beraber sizi buluşturmayı başarabilecektik. Ama dijital bir ortamda birlikteyiz bu seferlik. İnşallah en kısa zamanda sizinle yüz yüze de karşılaşabiliriz. Sevgili Nermin Bezmen, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum sıcak ağırlamanız için. Evet, fiziki olarak bir arada olamadık ama böyle sima yakınlığıyla, sohbetle, gönül birliğinde beraber olma şansımız var en azından. Evet, teknoloji insan için kullanıldığında böyle güzel işlere yarıyor. İnşallah bizi kullanmasın teknoloji, biz onu kullanalım ve birazdan sizinle gerçekleştireceğimiz değerli sohbet gibi birçok anımız olsun. Benim için Nermin Bezmen dendiğinde hep geçmişle gelecek arasında köprü olmuş zamansız bir kadın geliyor. Yani kaç yaşında olduğu, kaç yıldır bu işi yaptığı, kaç tane roman yazdığı, ötesinde ve bunların hiç önemli olmadığı, geçmişle geleceği, geçmişle bugünü köprüleyen bir kadın. Ben özellikle bir kuşak araştırmacısı olarak sizin bu yanınızdan çok ilham alıyorum ve etkileniyorum. Evet. Aslında yanılıyorsam beni düzeltin, 28 yıldır roman yazıyorsunuz, hesaplarıma Yani göre. ilk romanım 92 yılında çıktı. Evet. Evet, galiba 27 doldu. Yani Ki ondan daha öncesinde de yazdıklarınız var, onu biliyorum. Aslında size ilk olarak şiir yazarak yayın evet. finansiyle Evet. buluştunuz, onu biliyorum. Ama biz sizi daha Yazdan. çok romanlarınızla tanıyoruz. Bu yolculukta ilk kitabınız Aile Öykülerinizle başlıyor. Ve çok enteresan bir şey. Ta 20. yüzyılın ilk yıllarına, Cumhuriyet kurulmadan önceki yıllara gidiyorsunuz. Ve dedenizin ayak izlerini takip ediyorsunuz. Ve bu öyle bir takip ki 6 romanlık bir nehir romanı üretiyorsunuz. Evet. Bu çok zor bir iş. Yani 6 roman yazmak çok zor bir iş. Gerçek bir hikayeyi kurgudan ayırt ederek yazmak çok zor bir iş. Neden dedenizin hikayesini anlatmak istediniz? Yani oradaki motivasyonunuz neydi? Benim size ilk sorum bu olacak. Sizi dedenizin hikayesini anlatmaya iten neydi? O merak neydi? Teşekkürler. Evet, şimdi tabii aslında hem avantajım hem dezavantajım oldu diyebilirim. Kendi öz aile öykümle başlamak benim romancılığa. Çünkü romancılık, yazarlık, evet hep yazardım. Yazmak hayatımın keyfi bir parçasıydı. Fakat profesyonel anlamda yazar olmak için yola çıkmayı düşündüğümde belki de o kadar çok düşünseydim, iyi ki düşünmemişim. İlk onu seçmezdim. Çünkü gerçekten hem araştırma süreci hem benim üzerimde bıraktığı ruhsal inişler, çıkışlar, o Medcezir ile geçirdiğim seneler çok daha hafif bir konuyla geçebilirdi. Ama belki de o zaman ilk romanıyla başarıyı bir okuru yakalayan, kalbinden yakalayan bir yazar olamazdım. Dolayısıyla demek ki tamamını seçtim konu olarak. Beni neden etkiledi bu kadar? Çünkü çocukluğumdan beri, ben 2,5 yaşından itibaren kitaplarla tanıştırıldım anneciğim tarafından. Ve böyle yemek saati gibi benim günde okuma öğünlerim vardı. Yani yemek öğünü gibi okuma ile beslenirdim. Sonra o alışkanlıkla kendim okumaya başladıktan sonra da devam ettirdim. Ve çok erken yaşta artık klasiklere geçirmişti annem beni. Çünkü arkadaşlarım yeni daha efsaneler, masallar okurken benim kütüphanemde onlar çoktan okunmuş, bitmiş, ezberlenmişti. 9 yaşında mesela Anton Çehov'un Vişne Bahçesi öyküsüyle tanıştırdı anneciğim beni. Dolayısıyla o klasik dünyaya, olduğum yerden beni çok uzaklara, çok farklı zaman dilimlerine ve mekanlara taşıyacak sihirli dünyalara çok erken yaşta ışınlanmaya başladım. Ve o benim hayal gücümü de çok geliştirdi. Bu kadar kitap ve konu çeşnisi içerisinde ama beni en etkileyen
anneannemin ve annemin sürekli anlattığı dedemin öyküleriydi. Tabii bunların kaydı yoktu. Annem kendi bildiği kadar babasını ondan duyduğu ve yaşadıklarını anlatırdı. Anneannem dedemden dinlediklerini ve onunla yaşadıklarını anlatırdı. Dedem benim için, ben onu hiç tanıma şansına ermedim. Fakat hayatında yaşarken tanımış olan herkesten daha fazla tanıyorum dedemi. Çünkü o gözle onun dünyasına girmeye çalıştım. Onu anlamak isteyerek, onu sorgulayarak girmeye çalıştım hayatın içine. O hikayeleri dinlerken bir işte sepya fotoğrafı vardı. Kitapta da kullandığım. Çarlık ordusunda üsteğmenken Karpatlar cephesinden geri dönüşünde St. Petersburg'da çektirdiği üniformalı bir fotoğrafı vardır. Oraya bakar bakar ve anlatılan hikayeleri onun o sepya fotoğrafının etrafından gözümde canlandırırdım. Hep derdim ki bu kadar masal okuyorum, bu kadar efsane okudum, işte hepsinin kahramanı var. Dedem niye bir masal kahramanı olmamış, onu da keşke biri yazsaymış diye o küçücük yaşımda aklımdan geçerdi. Ya bu bilinçaltında bende yerleşti bilmiyorum. Bir de bunun üstüne artık olgun yaşlarımda, yani 20'lerimin ortalarındaydım. Birdenbire geçmişimle geleceğim arasında son köprü neslin olduğunu fark ettim. Eski hikayelerimizi bilen son kişi olmak hasebiyle. Dedim ki ben bunları muhakkak, anneannem henüz yaşıyordu, halam daha yaşıyordu o tarihlerde. İkisi de 90'larına yaklaşmışlardı ve muhakkak bunları bu defada bir kağıda dökebileceğim şekilde not alayım diye. Yani masal dinler gibi değil de kayda geçirmek ciddiyetiyle soru sorarak 2 sene boyunca anneannemle çalıştım. Tabii o anlatılan hikayeler bana her yaş dönemimde yaşımın olgunluğuna, anlama kapasiteme göre içine biraz daha çeşniler girerek anlatıldı. Dolayısıyla artık anneannemin bildiği kadarının tamamına vakıf olduğum bir bilgiye ulaştım. Ve o uzaktan tanımadan hayran olduğum insanı, dedemi yeniden yaşatmak, canlandırmak. Hani ben kaçırmıştım ya onunla yaşamayı, tadına varamadım onun dedeliğinin. En azından yazarken onu yaşarım duygusuyla yazdım. Ve kütüphanemizde böyle aileye, çocuklara, torunlara bırakacağım bir bilgi dosyası olacak diye başladığım çalışma 4 senelik araştırma sonucu bilgisayarın başına oturduğumda kendiliğinden romandaki diliyle ve öykü sırasıyla kendini yazdırdı. İyi ki de yazdırdı. Çünkü o sepya fotoğraf kuşaktan kuşağa hayat buldu. Hatta Türkiye'nin sınırlarını aştı. Kurt Seyit ve Şura olarak sadece edebiyatta değil televizyonda da çok ciddi bir başarı elde ettim. Benim bildiğim kadarıyla 60'tan fazla ülkede gösterime girdi. Evet, yani 64 veya 66 ülkede ve hepsinde reyting rekorları kırdı. Yani bu Arap ülkelerinden, Rusya'dan, İsrail'den, Balkanlar, Avrupa, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avustralya hepsini içine alacak. Yani kültürel, dinsel ve tarihi açıdan birbirinden çok çok farklı coğrafyalarda, farklı kültürlerdeki insanlar olmasına rağmen gösterildi. Her ülkede reyting rekoru kırdı. Bir tek bizim ülkemizde yer alamadık. Ama ben düşünüyorum. Çünkü dönem bu dönemler olduğu bir dönem değildi o. Yani o dönem daha aktüel aşk hikayelerinin televizyonlarda yer bulduğu bir dönemken Türkiye'nin gençlerini aslında bir dönemin hikayesiyle, Cumhuriyet tarihinin ta en başlarının öncesine giderek çok önemli bir dönem hikayesiyle tanıştırdınız. Evet. Ben çok büyük bir başarı hikayesi bu. Yani zamansızlığı ve mekansızlığı anlattığınız hikayenin sahiciliği tam da buradan da kendisini gösteriyor. 60-64 ülke, birbirine hiç benzemeyenler, benzemeyen kültürler. Ama şunu merak ediyorum. Edebiyat dili çok farklı bir dil tabii. Yani 4 yıl üzerinde iğne oyası işler gibi işlemişsiniz.
ekran dili arasında belirgin bir farklılık olduğunu düşünüyorum ben. Çok büyük bir farklılık var. Zorlandınız mı? O süreç sizi zorladı mı? Ben bunu hep size sormak istemişimdir. Yani çünkü evladınız o sizin. Evet. Ve ondan sonra kültürlerine gidiyorsunuz. Müdahaleleriniz oldu mu? Bunları merak ediyorum. Şimdi Coursera piyasaya çıktı, okurla tanıştı 1992 yılına itibaren getirdiği ses dolayısıyla çok yapımcının ilgisini çekmişti. Yani dizi yapmak isteyenler oldu, sinema filmi yapmak isteyenler oldu. Fakat dediğiniz sebepten yani insanın aynen doğurduğu çocuğunu bir bakıcıya teslim ediyor duygusu geliyor. Üzerine büyük bir kıskançlığım vardı, hala var. O değişmiş değil. Dolayısıyla sizin de tarifinizde belirttiğiniz gibi gerçekten böyle nakış işler gibi işledim. Orada yazdığım her kelime benim ruhumdan bir şey aldı, oraya koydu. Dolayısıyla her kelimem, her paragrafım için bir özenim ve koruyuculuğum vardı. Hiçbirine gönlüm razı olamadı. Ta ki 2014 yılıydı. A Yapım'dan Kerem ve Ekrem Çatay Beyler beni bir prestij projesi olarak düşünüyoruz dediler. Gittim ve baktım ki kitabı ezbere biliyorlar. Neyi anlatmak istediklerini ve benim duygularıma, özellikle aile hikayem olması dolayısıyla göstereceğim tutukluklara veya tabularıma da son derece saygılı olarak bana bir proje teklifi getirdiler. Ve o gün ben iç sesime çok güvenerek ve takip ederek yaşayan bir insanım. O gün içimden bir ses bana dedi ki tamam yerde tamam insanlarla buluştun. Ve hiç uzatmadık. Yani gittiğim gün el sıkışarak ayrıldık. Çok da iyi bir karar vermiştim. Hakikaten çok sahip çıkarak götürdüler projeyi. Ekibi çok iyi kurdular. Hiçbir fedakarlıktan kaçınmadılar. Yani şunu çok rahat söyleyebilirim ki bu proje eğer Hollywood'da bir yönetmen tarafından ele alınmış olsa daha iyi olmazdı. Yani o kadar net söyleyebilirim mutluluğum, memnuniyetim konusunda. Fakat diğer tarafta bir edebi dille, ekran dili dinamikleri ve imkanları açısından birbirinden çok farklı iki alan. Kitapta bir duyguyu ya da zihinden geçen bir düşünceyi, bir hayali, geçmişe dönük bir anımsamayı sayfalarla anlatabilirsiniz yazar olarak. Ama ekranda sadece gösterebildiğiniz kadarını anlatıyorsunuz. Yani gözükmeyen hiçbir şey okura, izleyiciye geçmesi mümkün değil. Ancak gördüğünü, önünde kelime yok, yazı yok, sadece gördüğü ekranda geçerli. Onun için orada başka dinamikler devreye girmesi gerekiyor. Şimdi kendim daha evvel bir iki senaryo yazdığım için, hatta onlardan biri de kendi kitabımdı. Dolayısıyla orada bir yazar olarak nerelerde fedakarlık etmem gerektiğini, olmazsa olmazlarımı ne kadar diretebileceğimi, sınırlarımı çok iyi biliyordum. Fiziki olarak, maddi olarak imkansızlıkları da olabiliyor. Yazıya göre daha imkanlı gözükmesine rağmen ekran bir yandan ayrı zorlukları olabiliyor. Dolayısıyla onlarda anlayışlı oldum. Fakat sağ olsunlar beni de aynı zamanda her haftayı senaryoyu okuyup fikirlerimi vermek üzere danışman olarak da kadroda tuttular. Kopmadım projeden. Onun için böyle sıkı bir dirsek temasında çalıştık. Fakat reytinglerin istedikleri gibi olmaması dolayısıyla çok umutlulardı. Yani en tepeye oturacak ve orada kalacak diye ümit ediyorlardı. Ama aynı saatte bir başka kanalda Küçük A diye bir dizi vardı mesela. Yani hiçbir şeyle onunla rekabet edebileceğim bir benzerliğimiz yok yani benim hikayemin. Dolayısıyla biz o yapımcının arzu ettiği, hayal ettiği çizgiye gelemedi dizi. Onun üzerine projeyi hızlandırdılar. Aslında 2-2,5 sene devam etmeyi düşündükleri bir projeydi. Hızlandırdılar, işte bir an evvel o Rusya'daki hayatı Türkiye, İstanbul'a taşıdılar. Hemen İstanbul'da
Türk gelini devreye soktular. Hani izleyiciyi biraz oradan belki yakalarız diye. Fakat yani 21. bölüm son bölümümüz oldu. Artık daha fazla itelemek istemediler ama güzel bağladılar. Çünkü çok yapımcı, ben eşimin oynadığı dizilerden de biliyorum. Böyle bir projeyi bitirmek istediği zaman bütün aktörleri öldürüveriyor. Hepsine kimi arabanın altına giriyor, kimi kurşunlanıyor, bir şey oluyor. Yani öyle bir hale getiriyorlar ki o diziyi istese biri bir daha para yatırsa götüremez. Çünkü oynayacak şey karakter kalmamış oluyor. Benim Kursey Şura dizisi ve işte Murka'yı bağladılar. Çok güzel toparlandı. Yani bir gün belki Türkiye'nin şartları, izleyici profili değişirse tekrar biri ele alıp oradan devam edebilir. Çünkü hikayenin devamı var. Aslında 5 kitap, yani 5 romanlık bir şey, dizi oldu. Dolayısıyla olandan memnunum. Fakat ne oldu? Netflix'te beni dünyaya taşıdı. Yani evet. Kursiydi, şurayı dünyaya taşıdı. Yani bugün dünyanın bütün ülkelerinden fan kitleleri var. İşte burada Amerika'da da imzalara, sohbetlere, toplantılara gidiyorum, geliyorum. İşte Kanada bunlardan biri olacaktı maalesef. Şimdi korona sonrasını bekliyoruz inşallah. Yani kendine ait, Türkiye'de istedik yere gelmese dahi bir misyon yerine getirdi diyebilirim. Yani beni şu an açıldığı yer itibariyle tatmin ediyor. Ben kim bilir neden olmasın, bir Hollywood yapımı, bir Broadway oyunu, bir West End oyunu da görebileceğimizi düşünüyorum. Neden olmasın? Çünkü çok akışkan bir hikaye. Çok akışkan. Hepsini açayım tabii. Yani hepsi yaratıcılık adına, izleyiciye, okura, dinleyiciye ulaşmak adına her türlü yaratıcı proje, hangisi gelse düşüneceğim, üstünde kafa yoracağım şeyler olacaktır. Biz de gururla takip edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Bizler için bir kadın olarak, bir yazar olarak, bir araştırmacı olarak benim için her zaman çok önemli bir rol modelsiniz. Ben sizi dünü bugüne taşıma ustası olarak görüyorum. Bir de şey var, hani siz bunu sadece nehir kitaplarınızda yapmadınız. Yani öyle işlemiş ki size. Mesela bizim gizli bahçemizden de ayrı bir geçmişle buluşma örneği. Yani bizim gizli bahçemizden o şeyde değil, nehir roman serisinde değil. Ama başka bir buluşma örneği. O kitapta sevdiğim bir sözünüz var. Genel olarak yaşantımda öyle yaşamaya gayret ediyorum. Acımın tadını çıkarıyorum diyorsunuz orada. Acaba diyorum ki canı yanan daha mı iyi yazar? Ne dersiniz? Şimdi şöyle, yani bu hep, yani bütün sanatçılar için söylenir. İşte zor günler, işte yokluk, acı çekmek, hasret çekmek, bunlar şey yapar, körükler daha iyi sanatçı olur insan diye. Şimdi ben ona o anlamda genel olarak inanmıyorum. Ve aslında mesela benim iyi yazmam için kendi içimden karakterle buluşturacağım duyguları rahat ortaya çıkarabilmem için kendi özel hayatımda benim çok huzurlu olmam lazım. Huzurlu, mutlu, keyifli olacağım ki onunla ilgili kafamı yoran, beni bastıran, duygularımı cendereye almış herhangi bir sıkıntım olmasın hayatımda. O zaman kahramanlarım, çünkü zaten problem yaşatıyorum, göçler yaşatıyorum, kayıplar, hüzünler yaşayacaklar. Yani onların derdine uğraşabilmem için benim kendimin çok sıhhatli olması lazım o anda. Fakat ne var? fakat ne var? Hayatımda yaşadığım her türlü hüznü, kederi, dibe vuruşu, yokluğu, yoksunluğu, maddi, manevi, fiziksel yaralar, darbeler, ne olursa bunları da muhakkak yazının içinde bir yerde, bir kitabımda, bir karakterime yükleyerek o ruh halimi de değerlendiriyorum. Hı hı. Yani o ruh halime de uyan bir karakter bulup onu da onun üstünden yaşatıyorum ve kendime, o da benim psikoterapim oluyor bir şekilde. Yani üzüntülü olduğum gün yazamam değil. Onu yazacak bir şey yaratıyorum.
oraya yüklüyorum ve içimden çıkarıyorum. Ama genel olarak hep böyle bir sıkıntıyla çok başarılı olurdum diyemem. Çünkü o bana uymuyor. Harika. Şimdi ben biraz daha bugünün dertlerine, bugün bizim yaralarımızın kabuklarını kanatan dertlere referans veren bir kitabımızdan bahsetmek istiyorum. Havva'nın Cezası. Aslında Havva'nın Cezası çok birçok kitabımız, yani bütün eserleriniz çok çok önemli ama çok kıymetli bir... Şöyle yanımda. Evet. Havva'nın Cezası bizim yaralarımızın kabuklarını kaldıran kitap bence sizin portföyünüzde. Çünkü Türkiye'nin... Zor bir kitaptı. Zor bir kitap. Evet, tahmin edebiliyorum. Evet, çünkü bir kadın olarak bunu yazmak zor. Bu toplumda, bu coğrafyada yaşamış biri olarak, ama siz şimdi artık Orta Doğu coğrafyasında, Doğu coğrafyasında da değilsiniz. Siz artık Batı'da yaşıyorsunuz. Zannedersem siz de ben de göçmen yolculuğumuzda gördük ki Havva'nın Cezası'ndaki konu Türkiye'ye veya Orta Doğu toplumlarına has bir konu değil. Dünyanın her yerinde dehşetli sıkıntılar yaşadığımız bir konu. İçinden 12 yaşında bir kız çocuğu geçiyor Havva'nın Cezası'nın. Okuyanlar bileceklerdir. Ben minicik bir hatırlatma yapmak istiyorum ve okumayanlara mutlaka tavsiye ediyorum. İçinden kumalık geçiyor, pedofili geçiyor, ensest geçiyor, kadına şiddet geçiyor. Yani bu kadar önemli yaralar geçiyor ve bunlar tek bir coğrafyaya has konular değil. Beni çok etkileyen kısmı Havva'nın tek sığındığı güç. Allah cehennemi yeryüzüne indirecek ve kötüleri ateşle cezalandıracak. Bu ona umut veriyor, bu ona direnç veriyor, bu ona dayanma gücü veriyor. Bu bence çok etkileyici, çok kuvvetli bir metafor. Alın nereye koyarsanız koyun onu yaşamın çeşitli evrelerinde. Siz neden bu kitabı yazdınız? Sizi bu kitabı yazmaya iten ne oldu? Çok büyük bir sorumluluk böyle bir kitap yazmak. Şimdi bu hiç kolay yazdığım bir kitap olmadı. Yani ki sayfa sayısı olarak en ince kitabımdır. Böyle bırakmayı da tercih ettim. Çünkü artık kendi anlatacaklarımı kendimin tekrar tekrar okumaya, görmeye yüreği kalmadı. Çok ağlayarak, çok isyan ederek... Yani neredeyse haykırarak yazdım. Aslında yazarken hissettiğim duygular değil bunlar sırf. Zaten öyle hissediyordum. Onu artık yazıyla paylaşmak ihtiyacı hissetmiştim. Ve benim enteresandır. Bu Amerika'da yazdığım bir kitap. Yani o aşık olduğumuz ülkeden, sorunlarından kopamıyoruz. Evet, bu bahsettiğimiz problemler bütün dünyada var. Yani Amerika'da da var. Uzak Doğu'da da var, Afrika'da da var. Bu erken evlilikler, ensest ilişki, pedofili ne dersiniz? Bunların, yani insana ait ne kadar pislik varsa dünyanın her yerinde var. Ama yüzdesi biraz fark edebilir. Topluma açıklanmaları, deşifre olmaları, cezalandırılmaları farklı olabilir. Ama sonunda var. Fakat tabii insanın sonunda en çok kendi özünden olan topraktaki yaralar ilgilendiriyor. Onları daha yakın hissediyor kendine. Beni tabii bu vahşet, dehşet diyeceğim olgular her zaman rahatsız etti. Ama esas üstüne tuz biber iken son yıllarda gittikçe artan sistemin ve sistemde sözü dinleneceği için düzgün tartarak ve adil konuşmasını beklediğim insanlardan suçluları koruyucu, kollayıcı, hatta teşvik edici ve bu dehşetten, dehşette kurban olmuş kızları, kadınları, oğlan çocuklarını da adeta suçlayan, onları yaralarını gizli bırakıp, kendilerini suçlu zannedip, gizli gizli iç dünyalarında yok olmalarına sebep olan insanlarla karşılaşmaya başladık. Yani bunlar televizyona çıkıyorlar, gazetelerde demeç veriyorlar, konferanslar veriyorlar ve ahkam kesiyorlar. Ve en acı tarafı da bu din kisvesi altında bu kurallar gibi ortaya konuyor. Din çok hassas bir konudur ve insanları hele
araştırma, soruşturma, kendi kendine yargılama gücü, eğitimi olmayan toplumlarda din sadece kendisine verilen bir direktifle yönlendirilen bir olgu. Dolayısıyla o okumaya, öğrenmeye, vakit ayırmaya tembellik eden insan kendisine verilen bir bilgiyi, bunu din adamı adı altında biri veriyorsa özellikle, bunu hayatın normali olarak kabul ediyor. Uyulması gereken şey olarak kabul ediyor. Beni en çok rahatsız eden, bizim hem adalet sistemimizde, hem dini yetkililerimiz içerisinde, hem meclisimizin kadroları içerisinde, kadın olsun erkek olsun, en çok da kadın olanlar zaten beni şaşkınlığa ve isyana itiyordu. Yaptıkları konuşmalarda Türkiye'de sanki bu suçları yapanlar bir problem değil de suçların ifşa edilmesi problem gibi anons etmeye başladılar. Ve yakın çalıştığım tacize uğramış çocukların barındırıldığı yerlerde de programlar yaptım. O çocukları dinledim. O kadar dehşet verici bir tablo var ki ortada. Onu ama kimse görmek istemiyor. Kiminin işine gelmiyor. Kimi benden uzak bir toplum düzeni o diyor. Ben şimdi zaten benim şöyle bir sosyal statüm var, böyle bir yerde oturuyorum. Çocuklarım şu mektebe gidiyor. Bana bunlar yanaşmaz gibi geliyor. Öyle bir şey yok. Toplumda bu takım pisliklere, bu takım aciz duygularına yol verdiğimiz, görmezden geldiğimiz zaman hiçbirimiz korunaklı değiliz. Kadın olsun, erkek olsun, kız çocuklar, erkek çocuklar olsun, herkes bir potansiyel kurban. Çünkü suçluyu cezalandırmıyoruz. Hakkını vermiyoruz cezasını. Zaten büyük bir travma yaşamış, bu şiddete uğramış çocuklar ve kadınlar, bir de üstelik toplum tarafından sanki sebep kendisini yaptığı bir şeymiş gibi gösterilerek ayrıca bir yalnızlığa, bir itelenmeye ve damgalanmaya itiliyorlar. Dolayısıyla o yalnızlıkları içerisinde yaşadıkları korkunç duygular beni o kadar rahatsız etti ve onlar adına, o sesi duyulmayan insanlar adına, çocuklar adına bir haykırmak istedim. Ve Türkiye'ye bir imza için gidiş dönemimdi. Zaten ondan sonra artık bunu yazmam lazım dedim. Neticesi ne olursa olsun yazmam lazım dedim. Şimdi arka arkaya haberler çıkıyor. Bakıyorum, daha 9 yaşında bir kız çocuğu, işte ailesinde babası dahil, dayıları, abileri dahil, kalabalık aile erkekleri tarafından sürekli tecavüze uğruyor bir kız çocuğu. Şimdi bunu, bu adamlar ne yapılacak derken bir bakıyorum bir haber çıkıyor. Bir din adamı, profesör televizyonda diyor ki 9 yaşındaki kız çocuğu artık eve verilebilir diyor. Cinsel ilişkiye girebilir diyor. Yani bu nedir? Bu nedir? Bu yapılan pisliğin, suçun aslında bir şekilde yumuşattırılmasıdır. Hatta teşvik edilmesi. Teşvik edilmesi. Sağır dilsiz bir kız çocuğu aynı şekilde bütün köy halkının tecavüzüne uğruyor. Bu ortaya çıktığı zaman ortaya çıkaran gazeteci hanım sürgün yiyor. Kız çocuğu ailesi tarafından dahi dışlanıyor. Niye konuştun diye. Yani kızlarının uğradığı dehşet aile için önemli değil. Bunu başkalarının bilmesi önemli. Yani görsellik üzerine yaşıyoruz. Dışarıdan nasıl göründüğü üzerine yaşıyoruz. Gerçek etik ahlak çok çöküntüye uğradı. O beni çok dehşete götürdü.
ardından mahkemeye düşüyor. Diyorsunuz ki en azından mahkemede artık bu çocuğu kollayacak bir sistem ortaya çıkacaktır. Bir bakıyorsunuz bir hakim bey diyor ki suç diyor hafifletici sebep var. Çünkü bu kız çocuğu diyor bağırmamış, yardım istememiş diyor. İşte bunlar beni böyle yavaş yavaş doldum ve toplumun sanki yönetim kadrosuyla beraber, tabii hepsi için demiyorum ama içlerinde önemli isimlerle, önemli mevkileri taşıyan insanlarla beraber sanki toplumu adeta biz böyle bir çöküşe getirmek için uğraşılan bir dönemden geçiyoruz hissini aldım. Ve buna isyanımı da işte bu kitapta dillendirdim. Okumuş olanlar, sorusu olanlar vardır ya da okuyacak olanlar için şunu da söylemek isterim ki burada kurgu tamamen benim hayal gücümle oldu ama olayların her biri gerçektir. Yani bu çocuklar var, her birinin hikayesi ayrıca yaşandı, bu kadınlar var, her birinin hikayesi ayrıca yaşandı. Ben burada hepsini bir araya, iki köyden birbirine bağlanan insanlar grubu halinde bir araya getirdim, bir arada topladım. Onun dışında maalesef biz konuşurken dahi şu an Türkiye'de de dünyada da bu tip hadiseler olmaya devam ediyor. Ben bu anlamda edebi eserler verilmesine, toplumsal belleğe çok büyük bir katkı olarak görüyorum. O yüzden bu alanlarda daha çok araştırma yapılmalı, daha çok üretilmeli, yazılmalı, çizilmeli ama ne yazık ki bu alanları sorgulayan araştırmacı gazeteciler ülkelerinden bile olduklarını gördük biz geçmiş zaman içerisinde. Veya mahkeme karşısında takım elbise giydiği için mahkemede iyi hal alan sanıklar da gördük. O itibarla ben bunların yazılı tarihimize geçmesinin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu hafta Netflix'te Jeffrey Epstein'in belgeselini seyrettim. Şu an çok güncel. Bütün izleyenlerimize de tavsiye ederim. Seyrederken de Havva'nın cezasını yad ettim bir yandan. Kulaklarımda hep gözümün önüne bazı bölümleri geldi. Dünyanın her yerinde pedofili çok çok ciddi bir suç, networkler halinde yayılan bir suç. Dünyanın en gelişmiş ekonomilerinde, Amerika gibi çok gelişmiş bir toplumda bile aslında çok büyük 10 yıllara aşan hukuki mücadeleler yapılmak zorunda kalıyor. Ama ne yazık ki bizim Türkiye'de henüz işin hukuki tarafında bile oralara gelebilmek için epey yolumuz var. En azından edebi eserler verilmesi bence bu anlamda çok kıymetli. Elinize sağlık. İnşallah okurlar da, biz dinleyenler de Havva'nın cezasını edinirler. Çok 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 önemli olduğunu düşünüyorum. Siz ilginç bir tarafınız var. Tarihçi değilsiniz siz yani. Siz tarih kitabı yazmıyorsunuz ama tarihten besleniyorsunuz. Değil mi? Yani hani size ben bir tarihçi diyemem. Yaşamadığımız dönemleri kılcal ayrıntılarına denk resmediyorsunuz. Yani tarihçi bir tarihçinin yapamayacağı kadar belki. En kılcal ayrıntılarına kadar resmediyorsunuz. Bu bir yetenek yani. Yetenek var. O bir kesin yani. Yazarlıkta yetenek var ama ben tek başına yeteneğe inanmayanlardım. Yeteneğin arkasında çok üstün bir çalışma performansı olduğunu, çok yoğun bir çalışma performansı ve disiplin olduğunu, başarılı insanların hikayelerinde hep böyle olduğunu görürüm. O yüzden ben size hem yazmaya meraklı, yazmayı seven izleyicilerimiz için de kendim için de şu soruyu sormak istiyorum. Nasıl çalışıyorsunuz? Yazıya nasıl hazırlanıyorsunuz? Instagram paylaşımlarınızda gördüm birkaç hazırlığınızı. Bir inşaat temeli atmış bir bina dikmeye hazırlanan bir şey gibi. İnşaat alanı gibi neredeyse çalışma alanınız. Yani o detaylarla uğraşıyorsunuz. Sizden dinlemek istiyorum. Nasıl hazırlanıyorsunuz? Yağ damarlarına. Evet, çok haklısınız. Yani sadece hayal gücü ya da yazma yeteneği hiçbir şey ifade etmiyor. Eğer çalışma azminiz ve sabrınız yoksa hiçbir anlama gelmez. Yani işe yaratamadığınız ölü bir varlık olur o zaman, o hayal gücü de, yetenek de. Onu işletmek için de yanında onu destekleyecek bir emek lazım. Emek benim çalışmamda çok çok yer tutan bir şey. Tarihçi değilim
Ama tarihe çok meraklıyım, hep çok meraklıydım. Hatta benim lisede Cemal Behlül diye Allah rahmet eylesin bir hocam vardı. O benim annemi okula çağırdıydı bir kere. Hani genelde hocalar çalışmıyor diye şikayete çağırır ya, ya da kırık not aldı diye. Cemal Bey'in anneme şikayeti, bir soru soruyorum, bir cevabı var, 8 sayfa yazıyor diye. Çünkü ben kaptırırdım kendimi. Yani millet onu düşünene kadar ben oradan küçük hikayeler yaratarak anlatırdım. İşte bilmem ne meydan savaşı, ben artık atların yeleleri, flamalar uçuşuyorum. Sakalları terler bilmem ne. Kılıçları güneşte parlar. Yani böyle bir anlatırdım adamcağız. Söyleyin bana cümle, bir cümle yazsın bana, istemiyorum başka diye. Annem okula gelmişti Fındıklı'ya, hiç unutmuyorum. Seviyorum, tarihi çok seviyorum ve benim öğrenme merakım hiç bitmiyor. Yani bizim çocukluğumuzda şeyler vardı. Gazete kağıdından kese kağıdı yapardı bakkallar. Onun içine konurdu, ıvır zıvır alınırdı, bir plastik poşet falan yoktu. Ben o gazete kağıdından şeyleri, külahları ya da kese kağıtlarını gelince böyle yapışkan yerlerinden açar. Geçmiş gitmiş kaç ayın kaç senenin gazetesi mecmuası, ama ya orada ne yazıyor? Gözüm bir kelime iyileşir, tamamını okumam lazımdır. Böyle merakım var. Çok seviyorum öğrenmeyi ve tarihi çok merak ediyorum. Hep belki de işte masallarla büyümenin çok küçük yaşta getirdiği bir şey. Tarihin içinde ben çok masalsı buluyorum. Aslında çok acı gerçekleri de aktarıyor olsa büyük bir zaman diliminde. Orada hep bir masalsılık yakalamaya çalışıyorum. Anlatırken de özellikle bir tarih hocası gibi didaktik olmamaya çalışıyorum. Çünkü gerçekten tarihçilerimiz var ve onlar bunu zaten hakkıyla yapıyorlar. Kitaplarını yazıyorlar, bildirileri oluyor. Yani şimdi onların alanına girip onların anlatımını, dilini çalmanın bir alemi yok. Ben bilgileri toparlayıp kurgumla, hayal gücümle süslemeyi tercih ediyorum. O arada da çok üstüne durduğum bir konu. Özellikle tarihi gerçek olayları da çok irdelediğim için anlatırken bir şeyi bir bilen çıkar da o tarihte öyle bir sokak yoktu. O tarihte Troika o kadar yolu o kadar zamanda gidemezdi bana demesin diye son derece ince hassas çalışıyorum. Yani bahsettiğim vasıtaların hangi devirse, ne kadar zamanda nereye gittiğinden, o gün bir gemi seyahati ise hangi limanlar olduğundan, işte kıyafet nedir, yemek kültürü nedir, insanlar nasıl konuşur? Yani dil bir kere çok farklı, dönem dönem dil değişiyor. Bütün bunları önce uzun uzun defterlerde araştırıyorum. Fakat önce sizin işte Instagram'da gördüğünüz gibi böyle bir koca çarşaf şeyim oluyor duvarda. O benim ilk yol şeyim, haritam. Yani ana karakterim bellidir. Tarih şu tarihte şurada olacak, şurada şunu yapacak, şöyle karşılaşacak, şu yaşanacak vesaire gibi bir şey çizerim. Sonra işte araştırmalarım bazen 1,5 sene sürer, bazen 2 sene sürer. Onlardan hep el yazısıyla not alırım. Okuduğum kitaplardan, internetten bilgileri. Çünkü benim çocukluğumdan alışkanlık, mırıldanarak yazarım el yazısıyla. Şimdi elim yazıyla meşk ederken kulağım sesi duyar, gözüm yazıdaki şeyi görür, bilgiyi görür. Sanki böyle üç taraftan kuvvetlendirilmiş bir bilgi olarak dağarcığımda daha iyi kalıyor. Böyle birkaç defterlik bilgi toplarım. Dediğim gibi devrin ve karakterlerimin özellikleriyle ilgili incelikleri. Ve işte artık oturduğum zaman o bilgiler bendedir. Fakat arada bir bazı bölümlerde de bir yandan araştırma yapmaya devam etmek gerektirir. Ve kitabın artık ortasından sonra romanın benim bu masanın, ben çekmeceleri de açıyorum. Onları da üstüne tepsi koyuyorum. Onları da masanın parçası gibi kullanıyorum.
Odaya böyle yayılıyorum. Duvara yeni kağıtlar yapışıyor vesaire. Karakterlerim kendi ihtiyaçlarına göre yeni karakterler istiyorlar yanlarında. Onları ekliyorum. Yeni bir olay duyuyorum o arada. O devrin içinde benzeri olmuş mudur? Onu araştırıyorum vesaire. Böyle kurguyu işte ilmik ilmik kura kura götürüyorum. Her zaman başta koyduğum sonuç olmayabiliyor, biraz değişebiliyor. Genellikle %90 aynıdır ama küçük detaylar fark edebilir. Yani bu çalışma, dediğim gibi 1,5-2,5 sene çalışırım. 6 ayda yazarım kitabı sonra. Esas benim şeyim, emek verdiğim kısım kitaba hazırlık sürecim. Onu yapmasam hayal gücünün hiçbir anlamı kalmıyor. Gençlerle konuştuğum zaman özellikle de şunu söylüyorum. Bir gün kendi hayatınızı yazacak bile olsanız aldanmayın. İyi biliyorum, bu benim hayatım diye. Kendi hayatınızı anlatırken dahi yaşadığınız süreç içerisinde çevreniz nasıldı, çevrenizde kimler vardı, hangi ülkedeydiniz, ülkenin şartları neydi, komşularınız kimlerdi, hangi olaylar oldu, neler yaşandı politik olarak, siyasi olarak, yazları nasıldı, kışları nasıl geçti. Belki öyle bir yaz vardı ki kitabınızda kendi o yaşınızı anlatırken o yazı anlattığınız zaman müthiş bir romantik şey getirecek içine, duygu getirecek. Ne bileyim, Kasım ayında badem ağaçlarının çiçek verdiği bir zaman var mesela Bodrum'da, son romanda anlattığım. Yazmasam da olurdu ama yazmam çok şey ekledi. Yani böyle küçük ufak detaylar çok süslüyor ve gerçekçiliğini arttırıyor hikayenin, anlattığınız hikayenin. Böyle yazdığınız zaman kurguyu dahi gerçek gibi gösterebiliyorsunuz. Gerçek olduğuna inandırıyorsunuz okura. Bu da çok önemli bir şey. Evet, otantisite bu galiba. Yani kurgu bir eser ortaya koyduğunuzda bile sahici kalmak, otantik olmak aslında çok büyük bir çaba gerektiriyor. Şeye de, bu kadar dijital bir çağda kalemle yazma deneyiminizi de duyduğuma çok sevindim. Ben de böyle çalışıyorum. Yani zihnimde kalmasını en önemsediğim şeyleri özellikle masamın üzeri defterlerle dolu ama bu kadar dijital bir çağda olduğumuz için nasıl olsa tarihe kolay not düşüyoruz gibi bir yanılsaması var yeni çağ insanının. Bir yandan bunu da ben bu yayında vurgulamak istiyorum. O yüzden bütün dostlarımıza, izleyenlerimize kağıtla kalemle kopmamayı tavsiye edebiliriz belki. Evet. Benim 14 yaşında bir oğlum var. Yani hamile kaldım, öğrendim günden beri. Onun için bir defter tutuyorum ama kağıt bir defter. Dijital bir şey değil. Kalemle yazıyorum. Ve şimdi ben bazen 18 yaşına geldiğinde vereceğim defteri ona. Şimdi ben bazen birkaç yıl önceye gittiğimde bile o kadar çok şeyi unuttuğumuzu, ülkedeki gelişmeler, yani ekonomik konjonktürden tutun da dünyadaki siyasal akışlara kadar her şeyi not etmeye çalışıyorum oraya, ona vereceğim için. Şimdi ben burada sadece dijitale bağlı kalsaydım diye düşünüyorum kendim son 14 yıldır. Kendi yankı odamın sesini duyacaktım belki. Sadece bana benzeyenlerin görüşlerini dijitalde arayıp bulacaktım falan. O yüzden bence konvansiyonel metodlardan kopmamak gerçekten çok önemli. Evet. Hem yaratıcılığımızı, orijinalliğimizi de besliyor. Bunu hatırlattığınız çok güzel oldu. Bir de anlattıklarınızdan ben şunu duyuyorum. Yazmakla okumak arasında çok ciddi bir ilişki var. Çok. Yani semiotik bir ilişki, tavuk yumurta ilişkisi var. Etkili bir yazar olmak için iyi bir okur olmak gerekir mi? Önemli bir soru. Evet. Çok iyi bir okur olmak lazım. Yani alelade bir okur değil, keyfe keder, arada bir eline bir kitap geçip de okumak değil. Gerçekten meraklı olmak, okumak lazım. Sanatın bütün dallarıyla ilgili olmak lazım. Hı. Aslında bu bütün sanat için geçer. Yani yazar opera da bilmeli, Dede Efendi'yi de dinleyebilmeli. Yani anlamalı, dinlemeli, sevmesi, her zaman dinlemesi şart değil. Ama bilmesi lazım. Bilmek başka bir şey, sevmek başka bir şey. Opera da bilmeli. Baleyi de, klasik Türk musikisini de bilmeli. Galeri gezmeli, resim görmeli. Kandinsky'yi de bilmeli. Nazmi Ziya'yı da bilmeli. Yani her şeye merak duymalı. Esas zaten yazmayı dürtükleyen, iteleyen şey merak. Merak, siz yazmak kendi başına bir meraktan ibaret.
sonunda niye yazıyoruz aslında? Sonunda birileri bizim yazdığımız için ne diyecek diye meraktan, yani oradan yola çıkıyoruz. Yoksa yazarız, kaparız, durur. Yani niye bastırıyoruz kitaplarımızı? Ama diğer taraftan hep de şunu söylüyorum. Workshoplarımda da ondan bahsediyorum. Yazmak öylesine zengin duygular getiren, öylesine psikoterapi olan, insanı o kadar rahatlatan, yalnızlığın içinde kalabalıklar yaratan bir olgu ki, yazar olmasanız, öyle bir hevesiniz olmasa dahi, yazın diyorum. Yani yazdığınız zaman bir kere insan kendini keşfediyor. Her şey bir yana. Yazarken iç sesinizi dinlemek zorunda kalıyorsunuz bir kere. Belki hiç vakit ayıramadığımız bir şey bu modern devrin koşuşması içerisinde. Yazarken kendinizi dinleme, içinizden geçen hissi anlatmaya, anlatmak için kelime bulmaya uğraşıyorsunuz. Zihninizden geçeni kağıda dökmek için ona tam uyan bir kelime bulmaya uğraşıyorsunuz. Bu kendimizi bir şey yapmak, taze ve zinde tutmak aslında. Bilmediğimizi öğrenmek. Bu meyanda da meraklarınız da oluşuyor. O zaman yeni bir şeyler okumak ihtiyacı hissediyorsunuz. Benim Kursey Şura kitabında Bolşoy'da bir bale sahnem vardır. Aslında orada anlattım. Benim iki sevgilinin orada karşılaşması sahnesidir. Ve ben Kuğgölü Balesi'ni hem Türkiye'de hem yurt dışında defalarla seyrettim. Çaykovski'nin Kuğgölü Uvertürünü ezbere biliyorum. Fakat o sahneyi yazarken ben toplamda da iki sayfadır bütün kitapta. 1000 sayfa bale kitabı okudum. Wow. Ama bunun içinde ne var? Bolşoy'un mimarisinden başlayarak mimarının hayatı, Çaykovski'nin tekrar hayatı, Kuğgölü'nü defalarla tekrar tekrar hangi sahnede, hangi duyguyla dinlemiş olabilir benim kahramanlarım. Onu anlamak için daha onlarca defa dinledim. İşte dekorunu ayrı çalıştım. Kapısını, girişini, çıkışını, kolonlarını ayrı çalıştım. Yani balerinlerini okudum Bolşoy'un. Nasıl yetişmişler, sahneye nasıl çıkmışlar vesaire. Sonunda oradan ben 2 satır falan bilgi kullandım. Ama o Bolşoy sahnesini okuyan herkesten de duydum, kendinizi 1916'da Bolşoy'da oturuyor, koltuklarda oturuyor zannettik. Şimdi işte bu buna yarıyor. Yoksa hiç gerek yoktu. Sadece sevgiliyi anlatıp geçirebilirdim. Ama bu çok güzellik getiren bir şey, çok sıcaklık getiren bir şey. Yani o benim yazarken orada olduğumu hissetmek değil olay, okura da onu hissettirebilmek. Evet. İşte o zaman emeğinize değdiğini hissediyorsunuz. İşte o yüzden tabii ki herkes yazsın, terapötik bir çalışma gibi de yazsın. Geçenlerde birkaç ay evvel bu COVID-19 sürecini nasıl daha rahat geçirebiliriz ile ilgili Penny Baker diye bir davranış bilimcinin bir yazısını okumuştum. Diyor ki 20 dakika her gün yazın. 20 dakika yazın, yani noktasını bir gününe bile dikkat etmenize gerek yok, yazın. Yazmak okey, çok güzel. Ama bir eser, basılı bir eser ortaya çıkarmak çok büyük bir sorumluluk. Yani yazmak için çok okumak gerekiyor. Buna da çok inanıyorum. Ve sizin ben okuma evreninizi çok merak ediyorum. Geçenlerde Feridun Andac'ın bir makalesini okudum. Okuma illetine tutulmak diye çok güzel bir yazısı var onun. Onda diyor ki, ben okuma memuru değilim diyor. Çok hoşuma gitti. Ben de çok okuyan biri olarak... okuma memuru değilim yani. Hadi şu çok satanmış, alayım onu okuyayım falan değil. Yani bir anlamı olmalı değil mi? Okuma tabii, katları. Tabii. Siz nasılsınız orada? Onu merak ediyorum. Okuma evreniniz nasıl? Mesela aynı anda birkaç bir şey mi okuyorsunuz? Hı. Başka yerlere gidiyor musunuz kafanızı biraz dağıtmak için? Şimdi benim yazacağım roman öncesi konum belirlendiyse o konumu besleyecek çalışacağım kitaplarım vardır. Onları ısmarlamışımdır. İşte internetten indirmişimdir. Başka bir şey okumam. Sadece onları okurum. Çünkü bir de şeyimin, zihnimin de serseri bir tarafı var. Yani ilgisini çeken bir şey olursa hemen başka tarafa yol alabilir. Onun için araya başka hiçbir şey karıştırmıyorum. Sadece ve sadece anlatacağım konuyu besleyecek
bilgileri içeren kitapları, hatıratı, işte ansiklopedik bilgileri hepsini bir araya getiriyorum ve onları çalışıyorum. Ne zamanki kitabımı teslim ediyorum, kendime böyle bir 2 ay, 2,5 ay gibi bir süre ayırıyorum. Aç kurtlar gibi okumak üzere ama yani yığıyorum kitapları. Burada Barnes & Noble'a giderim. 6 saat falan geçiririm. Arabanın bagajını dolar gelirim. Ondan sonra onları aç kurt gibi okuyorum. Ve hiç şey seçmem. Bestseller olmuş falan beni ilgilendirmiyor. Konusu önemli. Yani beni saracak bir konu olması önemli. İşte yine tarihi konu, mitolojik olabilir. Biyografiler olabilir. Otobiyografi olabilir. İçeriği beni şey yapıyor, cezbediyor. Ona göre seçiyorum. Hiç öyle özellikle bir yazarı takip edeyim ya da bestsellerleri takip edeyim gibi bir telaşım yok. Şeyi açığım yani, fikrimi de zihnimi de açık tutuyorum. O seçimi yapmayı kendimde hak görüyorum. Peki böyle benim kalbimde çok özel bir yeri vardır. Şimdi bir yazara bunu sormak çok zor biliyorum ama merak ediyorum, kişisel merakım. Yani bana sorsanız ben 30 tane isim söylerim. Sonra 35 kişi de ismini zikretmedik ayıp oldu diye de düşünebilirim belki ama size bunu sormak daha zor. Yani böyle benim kalbimde, ruhumda çok özel bir yeri var dediğiniz yaşayan veya yaşamayan bir yazar, ozan, edebiyatçı var mı? Şimdi yani hakikaten ayıramayacağım. Çünkü bir kere hem tarzları, hem devirleri, hem konuları hepsi birbirinden farklı bahsedeceklerimin çoğu. Dediğim gibi ben ilk benim klasikle, yani o işte Ezoplar, Dede Korkut hikayeleri, Andersen'den masallar falan 9 yaşında bitmişti. Anton Çehov'la işte tanıştım. Ve ona hayranlığım hala devam eder. Hiç bitmez. Evet. Olgunlaştıktan sonra da aşağı yukarı her bir yaş dönemimde, yani 5 sene, 6 sene arayla falan yeniden okurum. O yani olgun, klasiklerin şeyine inanıyorum ben. Her yani olgun yaşta tekrar tekrar okunması lazım. Çünkü insanın algıladığı şey çok farklı oluyor zaman içinden. Sonra o 1-2 yıl ardından mesela Dostoyevski ile tanıştım. Ama bir baktım Çehov'a hayranlığım benim hiç değişmeyecek. O yaşlarda onu hiç anlayamadım aslında. Stendhal'ı çok severek okumuştum. Fakat Çehov'da ne zaman fark ettim? 40 yaşında fark ettim. Neden sevmişim? Çünkü toplumun o da her kesiminden insanı anlatmasına rağmen katiyen yargısı, yargılayarak anlatmamış. Okura bırakıyor karakterlerinin bir tabu dışı, gelenek, görenek dışı bir şeyler yapmış olsalar dahi onları suçlayarak anlatmıyor. Onlara bir kötü isim yüklemiyor, bir sıfatlandırma yapmıyor. Okur tamamen hür kendisi o karakteri makbul bulmakta veya bulmamakta. Halbuki Dostoyevski öyle değil. Tolstoy öyle değil. Bunlar da hep toplumun o devrin yani genelde ortaya görsel olarak kabullendiği değer yargılarını, ahlak yargılarını neredeyse empoze edecek şekilde anlatırlar. Kahramanları bu ahlak yargılarının dışında, değerlerinin dışında bir şey yaparsa dikkat edin muhakkak cezalanırlar. Yani ya öldürürler ya intihar ederler. Yani bir şekilde aslında sessiz bir şekilde size der ki Dostoyevski ve Tolstoy, yani böyle bir yaşamı seçersen bak başına bu gelmesi normaldir, böyle olursun. Şimdi orada demek onun ne olduğunu anlamamışım ama sezmişim çocuk, o genç kızlık yaşlarımda. Orada bir dayatma var. O belki de hiç hoşuma gitmedi benim. Kitaplar muazzam kitaplar ama yazarın karakteri üzerinde okuyucuya bir savcılık, hakimlik
yapıyor olması beni rahatsız etmiş demek. Onu 40 yaşında ne olduğunu anladım, çözdüm. Defalarla okurum. O yönden çok seviyorum. Yani şu anda acayip bir şey verdiniz. Acayip bir, bir ışık yandı kafamda. Neden Anna Karenina ile aramda bir aşk ve nefret ilişkisi olduğunu şu anda fark ettim. Yani edebi olarak inanılmaz buldum. Muazzam kitaplar. Muazzam kitaplar. O kadar sevmediğim ve öfkelendiğim ve böyle mi aşk cezalandırılmıyor dedim. Evet, yani işte orada yazar şeyini kullanmış. Yani orada ders veriyor. Çünkü bu yazarın elinde. Şimdi yazarın bu, yanlış anlamasın, bunu kutsal kitaplarla, dinle falan bağdaştırdığım bir şey değil ama ancak şöyle anlatabiliyorum yazarın. Yazarken kelimeleri üzerindeki gücünü anlatmak açısından kullandığım deyim bu. Yazar yazdığının tanrısıdır. Yaratırsınız, doğurtursunuz, yaşatırsınız, ister öldürürsünüz, ister bırakırsınız, ister aşık edersiniz. Yani o sizin elinizde şekillenir, ruh bulur, bir kimlik kazanır karakteriniz. İstediğinizi yaparsınız. Dolayısıyla yazarın büyük bir gücü var bunun üzerinde. Ben belki de Çehov'dan aldığım bu etkiyle, özellikle aile bireylerim dahi olsa, kitaplarımı okumuş olanlar bunu çok net görürler. Kendi aile bireylerim dahi olsa, evet, araştırma yaparken her birine kendi yakınlığıma göre sıcaklık hissederek araştırmamı yapıyorum, not alıyorum vesaire. Fakat yazarken artık o dairenin ortasında kalmıyorum. Dışına çıkıp yukarıdan bakıyorum ve bütün kahramanlarım, karakterlerim bana eşit uzaklıkta artık. Çünkü hepsini ben yaratıyorum şimdi. Hiçbirini daha fazla sevip ya da nefret etmem mümkün değil. Aynı Dr. Jekyll'ın Frankenstein'ın canavarına duyduğu sevgi gibi. Yani ben o kötü adamımı da seviyorum. Çünkü ben yarattım. Ve benim hiçbir hakkım yok. Bu benim anneannem, bunu sevin diye ona özel bir şey yapamam kitapta. Ya da dedemi özellikle sevdirmek için bir şey yapamam. Nasıl yaşıyorlarsa, insani olan ne kadar güzellikleri ve hataları varsa hepsini aktarmaktan yana yazdım. Objektif yazdım. Bunu bütün kitaplarımda kullanıyorum. Yani bu yazarın elinde. Orada birini seçip okura onu empoze etmeyi ben kendi açımdan soğuk buluyorum. Ondan her zaman uzak dururum. Onun dışında çok, tabii çok küçük yaşta, pardon, yazarlardan bahsediyorduk. Yani 9 yaşındaydım yine. O zaman kitapları yasaktı Türkiye'de. Tiyatrocu bir dayım vardı. O bulmuştu. Nazım Hikmet'in şiirleri okunurdu bizim evde akşamları. O yaşta Nazım'la tanıştım. Vala Nurettin'in Bu Dünyadan Nazım Geçti kitabı benim bize 9 yaşında ailece yüksek sesle okuduğumuz akşamları ve çok etkilendiğim bir kitaptır. Yaşımın çok ötesindeydi. Fakat çok içinde kaybolduğumu ve çok hüzünle dinlediğimi hatırlıyorum annem babam okurken. Tabii Ömer Seyfettinler, Yakup Kadriler, bir yanda Emil Zola, bir tarafta Adile adı var. Yani bütün bunların şeyinden geçtim. Hepsinin sayfalarından geçtim. Hepsinin hayatımda özel ayrı bir yer oldu. Ama yazarken kahramanlarımın üstündeki duyarlılığımı da etkilemesi açısından Çehov benim için gerçekten çok önemli bir yerdedir. Ne güzel. Ve şu hatırlatmayı da yapmanız çok güzel. Hayatımızın belli dönemlerinde belli eserleri tekrar tekrar okumanın, aynen, verdiği bir anlam var. Ben hemen burada Öbzüperi'nin Küçük Prens'ini hatırlatmak isterim. 44 yaşındayım ve bilmiyorum kaç kez okudum bu çocuk kitabını. Çalışma odamın baş köşesindedir. Ve her okuduğumda daha önce hiç fark etmediğim bir metaforla karşılaşıyorum. Ama evet, baktığınızda bir çocuk kitabı. Bu aslında da, o büyükler için yazılmış kitap yani gerçekten. Ancak büyüklerin anlayacağı metaforlar var içinde. Müthiş metaforik ve bazen diyorum ki yani ben mesela 20 yıl önce niye bunu hiç fark etmedim, 10 yıl önce. Bu tabloyu da çok seviyorum çünkü o metaforları tek tek resmediyor. Bana hep şunu hatırlatıyor, yani bir kitapla hemen vedalaşma.
defalarca kez okumanda fayda olacak başucu kitapları da vardır. Bir saattir konuşuyoruz. Oldu mu? Evet, bir saattir konuşuyoruz. Şimdi bizi dinleyenler, sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Kitaplığı takipçileri ve dijitalin de güzelliğiyle sadece Amerika'da, sadece Kanada'da değil, dünyanın dört bir tarafında bizi izleyenler belki de şöyle diyorlar şu anda, ah keşke daha çok yazım tekniğiyle ilgili, yazıyla ilgili, edebiyatla ilgili daha çok konuşsak diye. Ben şimdi tam bu noktada güzel bir haber vermek istiyorum. Siz zaten takip edenleriniz, okurlarınız çok iyi biliyorlar. Siz bütün bu üretiminizin, bütün bu yoğun çalışmalarınızın yanı sıra yazı atölyeleri de yapıyorsunuz. Bildiğinizi, evet. Deneyiminizi paylaştığınız atölyelerde yapıyorsunuz. Ankara Kitaplı olarak Toronto'da canlı bir atölyeniz olacaktı. Yani yüz yüze, kanlı canlı bunu yapacaktık. Fakat Covid-19 sürecinden dolayı bunu dijitalden, yani Zoom'dan 15-19 Haziran 2020 tarihleri arasında, 15-19 Haziran 2020 tarihleri arasında Zoom üzerinden Ankara Kitaplığı organizasyonuyla yeni bir atölyeniz başlayacak. Evet. Ben olumlu ve güzel taraflarından yaklaşmak istiyorum. Böylelikle sadece Toronto'daki dostlar değil, tüm Kanada'da, tüm dünyada, her yerde herkes bize katılabilir bu atölyede. Ben bununla ilgili bu 5 günlük süreçte insanlar ne deneyimleyecekler? Belki daha evvel bir yazı atölyesine hiç katılmamış insanlar. Ya acaba bana göre mi? Ben acaba becerebilir miyim diyenler olacaktır. Biraz anlatabilir misiniz yazı atölyemizi? Şimdi yazı atölyelerimin benim zaten amacı bütün bu düşüncelerin bir araya getirildiği bir paylaşım ve çalışma alanı oluyor. Ben yazar olabilir miyim diye soranlar var. Yani içinde bir heves var ama özgüveni yok. Veya bir hikayem var, nasıl yazacağım diyenler var. Bir de bir şeyler hep yazıp kenara atmış ama hani bunlar nasıl toparlanır, nasıl bir anlam kazandırılır diyenler var. Şimdi her üçü içinde aynı sınıf, aynı çalışma evresi geçerli. Orada çünkü önce yazarlık nedir, yaratıcılık nasıl olur? Hayal gücü kurmakla birikimi bir araya derlemek nasıl olur? Bir de kim hikaye yazmak istiyor? Böyle ayrılmış olanlar da var. Yani ben hikaye yazmak istiyorum. Ben uzun uzun roman yazamam, bana göre değil. Ya da diyor ki ben roman yazmak istiyorum. Seçmiştir. Hiç fark etmez. Biz yani ilk defa katılacaklar için sıfırdan bütün bu çeşitli düşüncesi olanlar beraber başlıyoruz. Çünkü bu zaten bir 5 günlük hızlandırılmış bir ön aşama çalışması. Yani burada ne yapıyoruz? Yazmanın, tabii tamamen benim tecrübelerimden yola çıkarak aktarıyorum. Çünkü her yazarın sunacağı workshop birbirinden farklıdır. Bu böyle bir kural içermez. Yani A şıkkı, B şıkkı, birinci gün o yapılır, ikinci gün bu olur yapılır diye. Ancak ben nasıl başardım, nasıl başladım, nasıl buraya geldim, orada edindiğim tecrübeleri aktarabilirim ve daha doğru olan, daha umut verici olan da o olur. Çünkü örnek benim kitaplarım önlerinde, bilen okuyan biliyor. Bu bir ön hazırlık, birinci gün, yani 5 gün yapacağız çünkü bu defa. Bazen 3 gün daha hızlandırılmış kurslar oluyor, bazen 10 güne dağılıyor. Bu ilk 5 günlük kursumuzda tamamen ben hikaye yazımı ve roman yazımı için çalışma ve araştırma ve çalışma düzenleri arasındaki farklılıklarla, hayal gücünle kurguyu toparlamakla, bunları bir araya getirdiğimiz andan itibaren başlangıç bölümlerimiz nasıl olur, yükselme, crescendo bölümlerimiz nasıl olacak, sonuçlar nasıl bölünebilir, hangi açıdan ele alınabilir, kaç çeşit yapılabilir. Bütün bunların üzerinde bir böyle detay geçiş yapıyoruz. Ondan sonra küçük küçük böyle paragraflar halinde benim yazdıklarımdan veya başka yazarlardan halihazırda kitaba işlenmiş, yazılmış cümlelerle interaktif çalışmalar yapıyoruz. Sonra duygular üzerinde çalışıyorum. Duygular veriyorum onların anlatımı üzerinden ve her birinin
bir ödev gibi kağıdı bana geliyor. Ben üzerinde bir düzeltme yapıyorum ve açık hep beraber konuşuyoruz. Bu benim bir kişilik, iki kişilik çalışmalarım da var özel, ama onlar artık konusunu seçmiş ve kitabını yazmakta olanlar. Yani böyle büyük grupla başlıyoruz. Sonra kendi kitabına yöneldiği zaman onunla kişisel çalışmaya geçiyoruz. Bu kalabalık grup çalışmalarının bir avantajı, daha henüz hazırlık safhasında olan için motive edici oluyor. Çünkü görüyor ki aslında tek kendisi değil o sıkıntıyı yaşayan ya da özgüvensizliği yaşayan ya da kelimelerle hiçbir zaman barışamayacağını hisseden başkaları da var. Sonra örneklerimizi yüksek sesle okuyoruz, paylaşıyoruz ve birbirinden kapmalar, almalar, beslenmeler de oluyor. Böyle böyle küçük duygular veya renkler veya olaylar vererek, tırnak işareti içerisinde, bunların küçük açılımlarını anlatmalarını istiyorum öğrencilerden. Sonra bunları birleştiriyoruz, ilerletiyoruz ve sonunda şöyle söyleyeyim, benim geçen sene Bursa'da yapmış olduğum bir workshop'tan bugün içlerinden o 8 kişilik bir sınıftan 3 kişi bugün ciddi ciddi biri hikaye, biri mesleki tecrübelerini, biri de roman yazıyor. Yani harika. Oraya geldiler. Şimdi geri kalan 5 kişi de kendi kendine yazmaya ve hazır hissettikçe, bitirdikçe bana gönderiyor, yorum yapıyorum. Teşvik ediyorum. Ve içlerinde yani kendimi sorumluluk almaya hissedecek kıvamda gördüklerimi de prestijli, düzgün yayın evlerine yönlendiriyorum. Böyle bir çalışmamız oluyor. Umarım Ankara Kitaplığı bünyesinde de böyle keyifli, sıcak ve verimli bir çalışmamız olur. Harika, bu çok çok kıymetli bir fırsat. Sizinle böyle bir çalışmaya başlamak, çünkü bu bir yetenek değil sadece, bu bir yetkinlik ve yetkinlikler geliştirilebilir. Ben bir edebiyat fakültesinde lisans eğitimi almış biri olarak nasıl bu yetkinliği geliştirmek için kan, ter, gözyaşı gerektiğini gördüm, biliyorum. Doğuştan gelen bir yetenek tek başına yeterli değil. O yüzden lütfen sadece bir kitap yazmasanız bile, yazma amacınız olmasa bile, kendinizi daha güzel ifade edebilmek, daha kaliteli etkileşim kurabilmek etrafımızla, okuduğumuzu belki daha içselleştirebilmek için bile bu tarz atölyeleri kaçırmayın. Ben bütün kalbimle tavsiye ederim. Hazır böyle de dijitalde bir haldeyken de bence çok farklı lokasyonlardan da takipçilerimiz katılmak isteyeceklerdir. Yapmanız gereken sadece Ankara Kitaplığı'na ulaşmak. Ankara Kitaplığı sizi yönlendirecek atölyeyle ilgili 15-19 Haziran tarihlerinde. Önce Ankara Kitaplığı'na teşekkür ediyorum. Sizinle sohbet etme, bu söyleşiyi yapma fırsatını bana verdiği için. Ben teşekkür ederim. Benim için çok besleyici oldu. Sizi okumak, takip etmek her zaman çok besleyiciydi zaten. Ama şunu itiraf etmeliyim ki biz kadınların en çok kadınlardan ilham almaya ihtiyacımız var. O yüzden kadın varoluşumuz için ve bütün kadın zarafetinizle, hiç eril sapaklara sapmadan bütün kadın zarafetinizle bu eril dünyada bu kadar çok üretim yaptığınız için ben size müteşekkirim. Çok teşekkür ediyorum. Bu sohbet için de çok teşekkür ediyorum. Ben sağ olun, teşekkür ediyorum. Çok zarifsiniz. Hem Ankara Kitaplığı'na bize bu fırsatı yarattılar. Hem de sizle beni tanıştırdılar. Bu güzel sohbeti yapma imkanı verdiler. Çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah en yakın zamanda buluşmak üzere. İnşallah buluşmak üzere. Herkese selamlar, saygılar. Hoşçakalın.